Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Balıkesir İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Balıkesirli gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, il başkanlarımız, ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Döviz kurları rekor seviyede. Şu gün, şu saat itibariyle. Geçen yılın başından itibaren bugüne kadar Merkez Bankası'nın dövizlerini sata 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 erite erite maalesef tam 130 milyar doların üzerindeki bir döviz satışıyla kurları belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Bunu açıktan da şeffaf da yapmadılar. Hep örtülü operasyonlar, hep gizli operasyonlar. Şimdi bak Merkez Bankası karışmıyor da kur kontrol altında havasını oluşturmak için. Tabii devlet muhasebesi açık. İşi bilenler rakamlardan, piyasa verilerinden, çapraz sorgulamalarla her şeyi görüyorlar, izliyorlar. Milyarlarca doları zaten gizlemek, kapatmak mümkün değil. Öyle bir şey yok böyle bir ülkede. Merkez Bankası her ne kadar açıklamasa da diğer piyasa verilerinden bunlar toplanıyor. Tam 130 milyar doların üzerindeki döviz satışından sonra ki adeta kibriti çakıp yaktılar o kadar dövizi. Şu anda artık Merkez Bankası'nın satışla müdahale imkanında kalmayınca geçen ay tuttular bir 2 puan faiz artışını yaptılar Eylül ayında. Ekim ayında da örtülü bir şekilde gene bir 2 puan daha artırdılar. Ne oldu? Hiçbir işe yaramadı. Şimdi de hükümet ne diyor durmadan? Biz zaten rekabetçi kur istiyorduk diyor. Hani bir fıkra vardır. Adam attan düşer, ondan sonra der ki ben zaten inecektim diye. Şimdi bunlar attan düştü, bunu beceremedi. Biz zaten yüksek kur istiyorduk. Açıkça söylesenize biz kurun daha da artmasını istiyoruz diye. Rekabetçi kur demek ben size tercüme edeyim. Yüksek kurun siz enflasyonu vurduğunu bilmiyor musunuz? Hayatı daha da pahalandırdığını bilmiyor musunuz? Çiftçinin her türlü girdisini, mazotunu, gübreyi, ilacı, hayvancılık yapanlar için yemi artırdığını bilmiyor musunuz? Peki bu vatandaşın geliri ne kadar artıyor? Emekli maaşı ne kadar artıyor? İşçilerin maaşı ne kadar artıyor? Kamuda çalışanların? Sadece açıklanan enflasyon oranı da artıyor. Açıklanan enflasyon ne? %11-12. Siz bu milleti bu kadar saf mı zannediyorsunuz? Sabit gelirlerin maaş artışları sadece açıklanan enflasyon kadar ama gerçek hayat, gerçek fiyatlar bunun çok çok üstünde artıyor. Türkiye'de herkesin satın alma gücü düşüyor. Türkiye'de topluca fakirleşiyoruz arkadaşlar. Döndü dolaştı, suç yine hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüklendi. Dünden İzmir'de de muhtelif vesilelerle söyledim değerli arkadaşlar. Bu facianın sebebi, bu kadar hayatın kaybolmasının en önemli sebebi hukuk devleti olmaması. Hukuk devletinde öncelikle ruhsatsız bir yapının inşaatına izin verilmez. Kimse buna cüret edemez, cesaret edemez. Kural varsa o kural uygulanır. Hukuk devletinde eğer bir yönetmelik varsa depremle ilgili, kurallar varsa o kurala uygun olarak yapılan binalarda insanlar taşınır. O kurala uygun yapılmadıysa bina, o binada oturulmasına izin verilmez. Ancak özellikle inşaat sektörü, özellikle inşaat söz konusu olunca maalesef tepeden tırnağa devlet adına yetki kullanan ister merkezi hükümet olsun ister belediye olsun hemen bir rant gözlüklerini takıyorlar. Dur bakalım burada ne rant var diye. Hukuk unutuluyor, kural unutuluyor, ilkeler çiğneniyor. Herkes kendi şahsi çıkarım buradan ne olacak diye bakıyor projelere. Yazık değil mi, günah değil mi? İşte yüzün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Devletin en önemli görevi arkadaşlar, düzenleme yapmak ve arkasından da denetleme yapmak. Yani o düzene, koyulan kurallara uyuluyor mu, uyulmuyor mu diye denetlemek. Hadi daha önceki depremlerde müteahhitleri suçlayanları görmüştük ama hayatını kaybeden vatandaşları suçlayanları ilk defa görüyoruz gerçekten. Olmaz böyle bir şey. Şimdi keşke diyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz. Ve devlet görevini yapamıyorsa, devlet vatandaşını depreme dayanıklı konutta oturtacak şekilde kurallarını işletemiyorsa, devlet depreme karşı önlem almıyorsa keşke deme lüksü yoktur. Tabii hükümetin ortağı daha önce de yapıyor bunu. Yani iyi bir şey varsa kara ortak ama zarar varsa hemen kenara çekiliyor. İşte keşke diyor. Sorumluluktan kaçıyor ama kaçamazsınız. Biz sizin bu sorumluluklardan kaçmanıza izin vermeyeceğiz. Artık Türkiye'nin devası var, Balıkesir'in devası var ve biz hep beraber hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.